Sevgili dostlar, sevgili dostlar, şimdi herkes konuşmamı başından sonuna kadar dinlerse daha anlamlı olacak. Bugün İstanbullu hemşehrilerimizin karşısına tam kadro çıkıyoruz. Bu kadronun gençliği de var, tecrübesi de var, yeteneği de var, cesareti de var. Bu kadroda halkın sesi de var, nefesi de var. Bu kadroda kadının aklı, bilgisi, kadının sağduyusu var. Sevgili dostlar, bu tablo her şeye rağmen çok önemli ve çok değerli bir tablodur. 2000. Sevgili arkadaşlarım, bakın. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, birazdan teşekkürler. Sorun yok. Şimdi bugün burada dün parti meclisinde toparlanan adaylıklarla beraber farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor. Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Burada bu bulunan ortamda onlara açılan yerde görüyorsunuz ki bizim demokrasi anlayışımızda gelip orada afişlerini asabilirler ve burada insanlarla fikrini paylaşabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın, ben size kısa bir öykü anlatayım. Ben 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya karar verdim ve partime üye oldum. Yaşadığım ilçeyi, hayatı değiştirmek adına adayı olmaya karar verdim. Kendime göre ilçesinde tanınan ve ilçesindeki insanlarla iyi ilişkide bulunan ve hatta on binlerce insanla diyalog kurmuş, o zamanki tarihle söylüyorum, yaklaşık 20 senedir de orada olan bir insan olarak kendimce hazır olduğumu düşündüm. Sonra aday oldum. Partim bunu uygun görmedi, başka bir aday getirdi. Ben aday yapılmadım. Aday yapılmadıktan sonra partimin uygun gördüğü bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, kulağınız bende olsun. Biraz bakın değerli arkadaşlar. Bak, bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Anlaşalım. Sevgili arkadaşlar, orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'ı ayıp ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Ayıp ediyorsunuz. Oturun, beni dinleyin. Ondan sonra orada tabelalarınızı gene kaldırın. Ben aday yapıldım.
adayın yanında durdum. Ne yazık ki seçimi